O İslam tarihine zalim bir diktatör olarak geçti. Yaptıklarıyla kişiliği ve devlet yönetimindeki idare anlayışıyla başta Müslümanların ve diğer dinden olan birçok insanın nefretini topladı. Haccac bin Yusuf es-Sekafi, bilinen adıyla Haccac-ı Zalim. Emevi Devleti'nin Hicaz, Yemen ve Irak valiliği görevini yürüttü. Valilik yaptığı süre boyunca çok kan dökmesi, Kabe'yi yıkması ve birçok önemli sahabeye karşı savaşması Haccac bin Yusuf es-Sekafi'nin zalim olarak anılmasına neden oldu. Emevi Halifesi Abdülmelik bin Mervan kendisini devlet kademesinde görevlendirmesiyle gücüne güç kattı. Haccac-ı Zalim özellikle bizzat yaptırdığı zindanlarla ünlendi. Bizans mimarisinden esinlenerek inşa ettirdiği zindanlar son derece meşhurdur. Bu zindanlar tek bir kişinin ancak eğilerek ve çömelerek sığabileceği kadar küçük, güneşin yakıcı sıcağının en sert hissedildiği bölgelere inşa ettirilen mahzenlerden oluşuyordu. Mahkumlar yazın güneşin sıcağında yanarak, kışınsa soğuktan donarak acı içinde öldüler. Bazı mahkumların iskeletleri yıllar boyunca o mahzenlerde kaldı. Emevilere muhalefet eden isyancı Müslümanlar bu zindanlarda türlü işkencelere maruz bırakıldı. Hazreti Peygamber'in soyundan gelen Haşimiler, Haccac-ı Zalim'e hiçbir zaman sempatiyle yaklaşmamışlardır. Haccac bin Yusuf es-Sekafi 661 yılında, yani peygamberin vefatından 29 yıl sonra Taif'te dünyaya geldi. Emevi hanedanıyla güçlü ilişkileri bulunan Sakif kabilesine mensuptu. Güçlü hitabet yeteneği vardı. Uzun yıllar öğretmenlik yaptı. Emevilere körü körüne bağlı olması ve her emri tereddütsüz yerine getirmesinden dolayı kendisine köpek yavrusu anlamına gelen Küleyb denilmiştir. Muaviye'den sonra halifeliğini ilan eden Hazreti Ayşe'nin yeğeni Abdullah bin Zübeyr'in üzerine gönderilen orduda görev aldı. Haccac siyasi hayatına ilk defa bu orduda görev alarak başladı. Haccac bu duruma son vermek için bir ordu kurdu. Ordusuyla Taif'e girdi ve arkasından Mekke'ye yürüdü. Arafat'ta Abdullah bin Zübeyr'in ordusunu mağlup ederek Mekke'yi kuşattı. Haccac 7 ay boyunca Mekke'yi kuşatma altında tuttu. Bu sürede şehri mancınıkla vurarak Kabe'yi yıktı. Kuşatmanın sonunda Abdullah bin Zübeyr öldürüldü ve Mekke yeniden Emevilerin kontrolüne geçti. Daha sonra halife tarafından Irak ve Hicaz valiliğine atandı. Hem Emevilere karşı ayaklanan Müslüman gruplarına hem de Müslüman olmayan diğer milletlere karşı son derece vahşi uygulamalar gerçekleştirdi. Öldürdükleri arasında peygamberi görmüş büyük sahabiler de vardı. Kendisine biat etmeyeni veya Emevilere muhalefet edenleri dinden çıkmış mürtet gibi kabul ederek boyunlarını vurdu. Öyle nefret dolu, öyle acımasız bir adamdı ki, öfkelendiği zaman sırf rahatlamak için yanındaki adamları bile öldürdüğü rivayet edilir. Müslüman oldukları halde Arap olmayan ve diğer milletlere mensup bulunanları düşman gibi gördü. Çünkü bu Emevilerin bilinen bir politikasıydı. Yani onun için Müslüman olmak değil, Arap olmak önemliydi. Haccac Müslüman oldukları halde, Araplardan alınmayan cizye ve haracı diğer milletlere mensup insanlardan zorla topladı. Kendisi hakkında olumsuz görüş beyan eden ne kadar alim varsa kafalarını kesmek suretiyle şehit etti. Nitekim meşhur hadis ve tefsir alimi olan Said bin Cübeyr'i bile öldürmekten çekinmedi. Valiliği süresince sadece suçsuz yere öldürdüğü kişiler on binlerle ifade edilir. Büyük sahabelerden Hazreti Enes'i bile öldürmeye kalktı. Onu huzuruna getirerek tehdit etti. ''Sen ne cüretle benim hakkımda olumsuz konuşursun? Seni öyle kötü öldürürüm ki ölümün tüm cihana ibret olur.'' Hazreti Enes radıyallahu anh, ''Bana hiçbir şey yapamazsın. Eğer beni öldürebilecek olsan
Allah'ı bırakıp sana tapardım deyince Haccacı Zalim şaşırdı. İlk defa biri karşısında böyle korkusuzca konuşuyordu. Büyük sahabe Hazreti Enes radıyallahu an konuşmaya devam etti. Peygamber hayattayken bana öyle bir dua öğretti ki hiçbir zalim, hiçbir diktatör benim kılıma bile zarar veremez dedi. Kıpkırmızı olan Haccacı Zalim birden yumuşayarak kendisine de bu duayı öğretmesini istemiş. Ancak Enes radıyallahu an ona bu duayı öğretmemiştir. En ufak eleştiride dahi karşısına çıkan herkesi yok eden Haccac gerçekten de Hazreti Enes'e dokunamamıştır. Hatta Hazreti Enes 90'lı yaşlarda olmasına rağmen Haccacı Zalim'den uzun yaşadı. Öldürdüğü bir diğer sahabi olan Said İbni Cübeyr radıyallahu anı da ayaklarına zincir vurarak kan revan içinde huzuruna getirdi. Hazreti Ali ve taraftan hakkındaki görüşlerini sordu ve aşağıladı. Pes etmediğini, sızlanıp yalvarmadığını görünce bir ara onu etkilemeye yeltendi. İnci, zümrüt ve yakutlar getirtti. Said elinin tersiyle itti. Mala tamah etmedi ve dik bir duruş sergiledi. Said bin Cübeyr ölmeden önce Haccaca dönerek şöyle söyledi. Allah'a dua ederim ki inşallah son öldürdüğün kişi ben olurum. Rabbim sana benden başka bir masumu öldürmeyi nasip etmesin. Gerçekten de öyle oldu. Haccacı Zalim bu bedduadan kısa bir süre sonra hiçbir hastalığı yokken tir tir titreyerek can verdi. Haccacın Said bin Cübeyr'i öldürdükten birkaç ay sonra kendi ölümünü isteyecek duruma düştüğü ileri sürülmektedir. Bazı kaynaklarda Said bin Cübeyr'in sürekli rüyalarına girdiğinden yakındığı ve zamanla çıldırdığı aktarılmakta. Son günlerinde büyük ruhsal sıkıntılar içinde çırpınıp durmuş, dayanılmaz mide ağrıları ve ıstırap içinde ölmüştür. Ölüm haberini alan alimlerden ve halktan hiç kimse ona rahmet dilemedi. Hasan-ı Basri öldüğünü duyunca, Allah'ım onu ortadan kaldırdığın gibi sünnetini de kaldır diye dua etmiştir. Ömer bin Abdülaziz şükür secdesine gitmiş, İbrahim en-Nehai sevincinden ağlamıştır. Ömer bin Abdülaziz'in şu tespiti de kaynaklarda yer almış ve günümüze dek ulaşmıştır. Dünyadaki bütün milletlerin en fasık, en zalim ve en kötüleri bir araya gelseler, Haccac tek başına onları geçer, onları bu konuda mağlup eder.